Merhaba arkadaşlar, ben Asgara Fil. Motor fuarını birbirine katarak trolledim arkadaşlar. Ve videonun içinde çeşitli sürprizler de var. O zaman video hemen başlayalım. Video başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, bildiğiniz gibi abim Asgara Fil, Aristokrat adında YouTube kanalı açtı ve geçen hafta başlatmıştı. Az evvel yeni bir video yükledi arkadaşlar. Aristokrat kanalına şu anda açıklama kısmına link koyuyorum. Hemen o kanala gidin, onu da izleyin. Ve kanalına abone olmayı unutmayın. Beyaz Haber ekibinden Aras Karafil'de en yeni modelleri sizin için denedi. Böyle bir şov ben görmedim. Aman Allah'ım, ben böyle bir şov görmedim. Evet, şu anda kendi hayatımı tehlikeye atıyorum. Sizler için. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Evet. Oh! Yandı bitti. Wow, 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 wow. Aman Allah'ım. Bu yıl 10. kez düzenlenen Motobike İstanbul motosiklet tutkunlarıyla en yeni modelleri buluşturuyor. Biz de bu coşkuyu yaşamak için fuardayız. Biz bunu ilk defa sunuyoruz. Bizim malımız mıdır, yerli malı mıdır, Türk malı mıdır? Elbette biz yerliyiz ve %100 yerli ama şu anda bunu ithalatını yapıyoruz. Biz bunu inşallah yerli de yapalım. Bizi gururlandıracaksınız yani. Kesinlikle. Şöyle bir çılgınlık yapıp fuara sürsem mi, ne yapsam? Evet, akışkanlı, titreşim yok. Oturduğum yerde çok rahatım. Huzurluyum şu anda. Hissediyorsunuz değil mi huzurumu? Çalıştırmak istiyorum şu anda. Evet. Durduramıyorum kendimi sayın seyirciler. Çalıştırmak istiyorum, gitmek istiyorum. Motor tutkunu musunuz? Tabii ki motor tutkunuyum. Sizde böyle bir 10-15 tane motor var gibi görünüyor. Yok yok. Bir tane yeterli. Çok ama tarzsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ruhumuzda motorculuk var. Belli ediyor. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, sizler için deniyorum. Şimdi ben çıktım sayın seyirciler, ben nereye gittim bilmiyorum, çok çevirmediler, düştüm. Allah! Dur. İşte. Düştüm. Ben böyle bir şey görmedim. Evet, trafik canavarıyla karşı karşıyayız şu anda. Böyle motor ben hayatımda görmedim. Kaç kişi sığa buraya? İki buraya, üç de buraya aldık mı? Yedi haneli bir aile rahat sığıyor. Rahat mısınız, huzurlu musunuz şu anda? İyiyim. Koşarak size yetişmeye çalışıyorum şu anda. Koşarak size yetişmeye çalışıyorum. 300, üç, işte bu kadar basit ya. 300 liraya motor sahibi oldum. Kablosuz hem de. Hem de yerli malıymış. Daha ne ister insan ya? Motor tutkunu çiftsiniz değil mi? Evet. Kaç yıldır motor kullanıyorsunuz? 43. İkinizde birer tane motoru var mı? Hayır. Önceden vardı, şimdi birlikte biniyoruz. Ormanları dele dele giderim ben bu araçla. Tam bir canavar. Hadi hayırlı yolculuklar, hadi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Terminatörün kullandığı motosiklettir. Öyle mi? Terminatörün motorunu almak için 30-35 bin euroyu gözden çıkartmanız lazım ama sonra Terminatör gibi yolda yürürsünüz böyle. Ona binip de Terminatör olmamak mümkün değil açıkçası. Tag life. Dırıdıt dırıdıt dırıdıt. İşte bir motosiklet tutkunu. Evet. Merhabalar. Merhaba. Motosiklet tutkunu musunuz? Bisiklet tutkunu, bisiklet. Kaç basıyorsunuz? 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Şu anda basıyoruz. 300'e doğru çıktık. Aman bu trafiğe aykırı olmasın. Nereye gidiyoruz? Aman Allah'ım. Bu yılda motor fuarı birbirinden ilginç motorlar ve birbirinden tarz insanlarla renkli görüntülere sahne oldu. Sessiz olun, kaslı çıkmayın, canavar olmayın. Ben insan değilim, ben Aras Karafil'im. Takipte kalın. Lastik yandı, lastik! 5000 liralık lastik gitti, lastik gitti! Nasıl yaşıyorsunuz siz? Wow! Motorcu trollemece! Oh! Abi! Nasılsın abi? Ben böyle bir şey görmedim ya! Hemen çarpabilir ama! Sür bakayım! Sür! Koşalım! Hadi kapışalım! Allah'ım yarabbim! Ben böyle bir şey görmedim! Ben böyle bir şey görmedim Allah! Nasıl, heyecanlı mısın? Çok mu zordu? Evet, çok zordu. Sen de yarışmak çok zordu. Çok mu zor? Adamsın. Geç bakayım abi. Koşalım gel. Allah'ım. Nedir? Şuna bak. Ben böyle bir şey görmedim. Kaçıyorum buradan. Korkuyorum. Pompon kızlar bazen sınırları zorlayan hareketler yapar. Havada yürüyen pompon kız hem fizik kurallarını alt üst etti hem de kafa karıştırdı. Beyaz Haber ekibinden Aras Karafil de o hareketi vatandaşa yaptırdı. Evet.
Yapacağız, başaracağız bunu. Karpuz seçer gibi abi, kavuğu seçer gibi. Sekse koyalım amca. Sekse koyalım. Güzel mi böyle? Tüyo var. İkinci ayak abi. Hop! Oha! Bastık ya. Hop diye böyle atlıyor. Sosyal medya Amerikalı pompon kızın hareketini konuşuyor. Genç kızın fizik kurallarına meydan okuduğu hareketi sokakta insanlara denettireceğiz. Hazır mısın Türkiye? Fizik kurallarını alt üst ediyoruz. Alt üst edin bakayım. Oba! Abim bakalım fizik kurallarını alt üst edecek mi? Bak yap bakayım. Yap abi. Böyle yap. Yaptın mı? Ayağını koy böyle. Şimdi böyle zıpla abi. Şimdi ayağını abi bas şöyle. Şimdi hoplat. Olmuyor abi. Tahta var bak tahta. Bas abi ona. Zıpla şimdi. Oldu işte aga valla. Bunu nasıl yapıyor abi sence? Fizik kuralına aykırı mı abi bu? Aykırı o. Böyle bir şey yaptığını zannetmiyorum. Heh bassın. Şimdi zıplat abi öteki ayağını. Öteki ayağını zıplat abi. Abi seni test kitaplarına koyacağız abi. Kendini yoga gibi hisset abi, yoga gibi böyle. Türkiye imkansız de sonra otur izle. Yap abi. Çözdüler, olayı çözdüler şu anda. Hop bismillah. Bir daha abi sen de yap dur. Çök abi. Yap bakayım. Hoppala. Oldu abi bence. Tutayım abi. Atlat diğerini. Takım nasıl abi? Alındı takıma. Bu habercilere kimse düşünmüyor. İnsanlar bize haber bekliyor abi. Bu iş için pehlivan tuttum. Okşa tahtayı okşa. Yap bakayım. O ne oldu öyle? Baba daha ne yapalım şimdi? Bir, tane kaleci vardı böyle yapıyordu. Bak böyle yapıyor. Gol atıyor seviniyor böyle. Böyle seviniyor. Abi sol sağ sol sağ. Na 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 na. Gidelim kapat kapat. Tamam tamam en iyi sensin. Gözlerimi kapar yaparım. Kapattık abi. Hadi bastır. O ne abi? Şimdi zıplat kendine. Oldu mu? Hareket bu ya. Tamam. Bu buradan kaldırdı ya. Taktik ver abi. Bu ayağından böyle atıyor. Oldu mu? Aynı şekilde. Adamsın. Çak o zaman. Türkiye imkansız de sonra otur izle. Halkımız bugün de fizik kurallarını alt üst etti. Ben insan değilim. Ben Aras Karafilim. Takipte kalın. Fiyatlarımız değişiyor. Her kesime göre ürünlerimiz var. 600 liraya da pırlanta yüzüğümüz var. 10 bin liraya da yüzüğümüz var. Beyaz TV izleyicilerine özel. Yani güzel indirimler yaparız. Gelsinler. Kolyeler, bilezikler, küpeler, gerdanlıklar ve tektaşlar. Sevgililer günü yaklaştıkça çiftleri hediye heyecanı sardı. %70 indirimi duyanlar geleneksel mücevher fuarına akın etti. Mücevher fırsat günleri çılgınlığına biz de katıldık. %70'e varan indirimlerin olduğu, pırlantaların kapış kapış satıldığı fuardayız. İndirim varmış, geldik. Doğru yaptınız, hoş geldiniz. 1000 liradan 450 liraya kadar indi. En pahalı ürün nedir? Ne kadar onun fiyatı? Onun seti 20 bin lira. Pardon abi götüreyim o zaman, paket yaptı hanıma götüreyim. 240 bin liraydı, fuara özel 120 bin liraydı. Evet. Pırlanta değerinde gözlüklerimiz var. Ne kadar fiyatları? Ortalama başlangıcımız 300 TL'den 4000 liraya kadar ürünlerimiz mevcut. Peki benim izleyicime ne yaparsın? Şu anda %50 artı 20 indirimimiz var fuara özel. Kendiniz de mi hediye almaya geldiniz? Evet. Bilezik veya tıkkı. Benim yarın doğum günüm. Doğum gününüz mü? Doğumunuz kutlu olsun. Sağ ol. İşte 100 yılın aşkı. İşte 100 yılın aşkını görüyorsunuz şu anda sayın seyirciler. 80 yıllık evli amcam hala sevgililer günü kutluyor. İşte adamın dibisin abi. Eşiniz sizi çok mutlu etmiş. Evet. Gözünüzde gülücükler açıyor hala. Normalde bu 10 bin dolar. Şimdi 5 bin dolar olmuş. 500 bin lira. 1 milyondan bindi bu. 750 bin liradan. 750 bin liradan 500 bine. Evet. Ben bunu alabilir miyim? Peki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Haftaya veririm. Bileziklerin fiyatları 2000 TL'den başlıyor. 30.000 TL'ye kadar bilezikler mevcut. Malumunuz sevgililer günü. Kaç yıl oldu? 42 yıl. Burada ne işiniz var? Vallahi hanımın peşinde geziyoruz. Alışveriş ediyor da bizi de yanında kredi kartı diye de dolaştırıyor. Fuar burası. Yok satıyor ya. Kadınlar günü gibi olmuş. Gördüğünüz gibi kadınlar kapış kapış pırlantalara hücum ediyor. Kendinize mi hediye almaya geldiniz? Kendimi şımartacağım. Kendinizi bugün şımartıyorsunuz. Evet. Zaman zaman yapar mısınız bunu? Yaparım. Gidince eşimden onu alacağım geriye. Parasını bir de. Tabii. Neden? Tabii. O gelemedi benimle. Ben senin yerine kendime aldım diyeceğim. Kendini hediye alıp kendini şımartanlar, eşim pırlantadan bile değerli deyip kıvıranlar. Pırlantalandın. Ben insan değilim. Ben Aras Karafilim. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, video izlediniz ve motor fuarını nasıl birbirine kattığımı gördünüz. Ve o pompon kız nasıl öyle hareket yapmış arkadaşlar. İnsanlar üst üste çıktı. Kendilerini yerden yere attılar arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Ve sizce başka nasıl troller yapalım? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve hala kanala abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Bu arada abim Aristokrat kanalının buraya bir yere veriyorum. Hemen ona da geçin. Onu da bir bugün bir 15 bin yapalım arkadaşlar. Abone olun.
çıldıralım, çıldırtın. YouTube'a damga vuralım. Kendinize iyi bakın. Yeah.